Genel Başkan Yardımcım, Sayın Belediye Başkan Vekili, değerli basın temsilcilerimiz, Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şubesi üyelerim. Hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 15 Temmuz 2016 yılında hain terör saldırısı sonucunda milletimizde kötü günler yaşadık. Öncelikle orada şehit olan bütün erlerimize, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Şükran ve minnetlendiriyorum. Sonrasında 8 Temmuz günü Çorlu'nun Sarılar köyünde meydana gelen elin trafik kazası sonucunda çok ciddi üzüntüler yaşadık. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlarına sabırlar diliyorum. Hastalara şifalar diliyorum. Bunun için genel merkez yöneticimiz Sayın Turan Hançerli bir konuşma yapacak. Bizlerle paylaşacak. Sözü kendisine bırakıyorum. Aramızda olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Buyurun başkanım. Teşekkür ederim. Tabii bir basın açıklamamız var. Bunu paylaşmak istiyorum. Bunu okuyacağım. Sonrasında belki birkaç cümle etmek isteriz. Türkiye Sakatlar Derneği 1960 yılında kurulmuş, kamu yararına çalışan ve Türkiye genelinde 65 şubesi olan bir dernek. Engelliliğin önemli nedenlerinden bir tanesi bu ülkemizde, önemli nedenlerinden bir tanesi kazalar. İş kazaları, trafik kazaları. Tabii bu kazalarda çokça canımızı yitiriyoruz, çokça dostumuzu kaybediyoruz. Yine bu kazada, elim kazada, kimilerine göre kaza değil bu bilerek olan bir şey diye düşünülüyor ama bu kazalarda canlar bitiyor ve 24 yurttaşımız, 14 vatandaşımız yaşamını kaybetti. Tabii kazaların çokça konuşulmayan yönlerinden bir tanesi de ölüm değil belki ama ciddi yaralanmalar, ciddi geri dönüşü olmayan uzuv kayıpları sonucu ciddi yaşamlar var. Hem bunlara dikkat çekmek hem de kazaların kader olmadığını, bunların önlenebileceğine vurgu yapmak adına bu basın toplantısını yapma gereği duydum. Türkiye Sakatlar Derneği Genel Merkezi'nin 8 Temmuz 2018 tarihinde Çorlu yakınlarında meydana gelen tren kazasına ilişkin basın açıklamasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Basın açıklamamızın başlığı şöyle: kazalar olmasın, canlar yanmasın. Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz pazar günü Çorlu yakınlarında meydana gelen tren kazası hepimizin yüreğini yakmıştır. 24 vatandaşımızın yaşamına, 338 vatandaşımızın ise yaralanmasına neden olan kaza geride büyük bir hüzün bırakmıştır. Çevre köylülerden başlayarak vatandaşlarımızın seferberliğiyle yaralılarımızın hızla hastanelere taşınarak daha fazla can kaybının önüne geçilmesi tek tesellimiz olmuştur. Üç bakanımız tarafından olay anına itibaren incelemeye alınan kaza hakkında idari ve adli soruşturmaların titizlikle yapılması ve açıklık içinde sonuçlarının kamuoyuna paylaşılması büyük önem arz etmektedir. Osmanlı'dan günümüze kadar kullanılan ve neredeyse hiç kazanın meydana gelmediği bir tren hattında yenilenme çalışmalarının tamamlanmasından sonra böyle bir kazanın olması haliyle toplumda soru işaretleri yaratmıştır. Biz engelliler açısından her kaza büyük bir uyarı niteliğindedir. Bizler biliyoruz ki özellikle bedensel engelliliğin en önemli nedenleri arasında kazalar ilk sıralarda yer almaktadır. İster evde, ister işte, isterse yolda olsun, birçok kazanın ardındaki nedenlere baktığımızda ise ilk karşımıza çıkanlar elverişsiz çevre koşulları, ihmal ve tedbirsizliktir. Raylı sistemler dahil karayolu kazalarında bu üç unsurun varlığı hemen kendini göstermektedir. Bu nedenleri ortadan kaldırmak için her şeyden önce yaşanmış kazaları iyi tahlil edip var olan hata ve eksikleri gidermek gerekmektedir. İşte bu nedenle bu kazanın her yönüyle iyi incelenmesi,
yeni kazaların, dolayısıyla can kayıplarının, yaralanmaların ve olası engelliliklerin önlenmesi bakımından son derece önemlidir. İnceleme ve soruşturmaların tek amacı bir günah keçisi bulmak olmamalıdır. Elbette ihmali, kusuru bulunanlar bulunup adalet önüne çıkarılması önemlidir. Bu yaşamını yitirenlere, yaralılarımıza karşı devletin ve hepimizin temel görevidir. Bununla beraber yeni kazaları önleyecek tedbir ve düzeltmeleri yapmak da kamunun görevi, bizlerin de beklentisidir. Güven içinde yolculuk yapmak. Kazalardan korunmak için hepimize düşen sorumluluklar, görevler olduğu unutulmamalıdır. En küçük ihmalin büyük kazaların nedeni olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Buradan yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyoruz. Yaralılarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını, yaşamlarına sağlıklı devam etmelerini umut ediyoruz. Kazada kaybettiğimiz vatandaşlarımızın ve yaralı olarak kurtulan vatandaşlarımızın talepleri durumunda hukuki yardım dahil olmak üzere dernek olarak her türlü desteğe hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu süreçte kazazedelerin ve yakınlarının yanında olacağımızın sözünü veriyoruz.